Tabii bazı şeyler etkileyebiliyor bebekler anne karnındayken. Ne gibi? Yani yenilecek yiyecekler dahil olmak üzere. Kullandığımız telefonlar, radyoaktif maddeler, şeyler, televizyonlar çok yakın durma. Bunlar bebeğin oluşumunda hep böyle kötü etkiler yapan şeyler. Onlara çok dikkat etmemiz lazım. Evet. Bir tanesi doğumsal. Yani yapısal olarak problem olabilir. İkincisi darlık şeklinde olabilir. Peki. O da yine doğumsaldır. Üçüncüsü kalbi besleyen koroner damarlar var. Bazen bebeklerde bunlar anormal seyreder. Nasıl anormal seyreder? Normalde koroner damarlarımız aort dediğimiz damardan çıkar. Bazen bunlardan bir tanesi akciğer damarından çıkıyor. Dolayısıyla bu kalpte dokunun iyi beslenemediğine sebep oluyor ve iskemiye neden oluyor. Dolayısıyla kaslar zayıfladığı için de... Dur ben seni götüreyim ama bekle. Oradan beraber kaslar inelim. Kaslar zayıfladığı için sanki miyokardiyal iskemi tablosu ortaya çıkıyor ve bu sefer özellikle sol tarafta kalp büyümeye başlıyor ve kapak kaçırmaya başlıyor. Dolayısıyla biz anormal koroner arter hastalığı diyoruz bunları. Böyle bir mitral kapak yetersiz olduğu zaman ilk aklımıza gelen böyle bir hadise oldu mu olmadı mı onu ekokardiyografi ile olmazsa anjiyoyla ya da sanal anjiyo dediğimiz bilgisayarlı tomografik anjiyoyla tespit ediyoruz. Bazen ekokardiyografik olarak da çok dikkatli bakıldığı zaman böyle bir anormallik tespit edilebiliyor. Tabii o hasta için mucizevi bir şey. Çünkü siz koroner damarını normal olması gereken yere taktığınız zaman zaman içerisinde o kapakçık yavaş yavaş normal pozisyonunu kazanıyor ve yetmez maşallah sağlıklı kalkıyor. Ama yalnız bir taraftan hocam hakikaten evet. Çok da güzel hakikaten. Bir önemli yetmezlik nedeni de demin sizin söylediğiniz gibi kapak iltihapları. Onlar da yetmezliğe neden olabiliyor. Bir de tabii diğer kapakların oluşturduğu kalp kasında hadiselere bağlı olarak, kalbin büyümesine bağlı olarak da mitral kapak yetersizlikleri olabilir. Olabilir. Onlar çok daha az rastladığımız şeyler. Peki bu bebeklerde anne karnından itibaren tespit edilebiliyor mu? Bir de biraz daha ileri yaşta 7-8 yaşlarında çocuklarda yine kalp hastalıkları tespit olabiliyor mu? Tespit edilebiliyor mu? Şimdi anne karnında genelde kalp odacıkları eksikse hemen tespit edilebiliyor. Kalbin içinde delikler büyükse anne karnında çok rahat tespit edilebiliyor. Bir de aort ya da akciğer atar damarı küçükse, cılızsa onu da kesinlikle tespit ediyorlar ve tanıyı koyuyorlar. Ne zaten, kadar ilerledi yalnız çok, yani. O görüntüleme yöntemleri inanılmaz zaten. Zaten ultrason hakikaten bizim hemen hemen bütün problemlerimizi çözüyor. Tabii ondan sonraki tanıyı daha netleştirmek için diğer tanı metotlarıyla onu doğduktan sonra tabii yapıyoruz. 9-10 yaşına kadar hiçbir şey yok çocuğun. Ondan sonra gelişen kalp hastalığı. İşte şey olabilir dediğimiz gibi atrial septal defekt fark edilmeyebilir. Ondan sonra çocuk mesela o yaşlarda romatizmal kardit geçirebilir. Akut romatizma ateş dediğimiz. Onlar çok önemli. Özellikle bademcik iltihapları çok sık olan çocuklarımızda onu çok sık görüyoruz. Öyle olursa özellikle kalp kapakçıkları, özellikle de mitral ve aort kapağı çok etkileniyor. Tabii onların erken yakalanıp iyi tedavi edildikleri takdirde çok fazla sekel bırakmıyorlar.